Merhabalar sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir sektör haber programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum sosyal uygunluk denetçisi Fatima Begüm Yalav. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet, bizler de iyiyiz efendim. Biraz Fatime Begüm kimdir? Bize onu kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. 9 Mart 1992 doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dış Ticaret mezunuyum. Aslen İranlıyım ama doğma büyüme Türkiye, İstanbul'dayım. Sosyal uygunluk denetçiliği ve danışmanlığı mesleğini icra ediyorum. Bunun yanı sıra yangın eğitmenliği ve yangın tatbikatları yaptırıyorum. Üçüncü bir sektör olarak da 2018 yılından beri AFAD'da gönüllü olarak görev alıyorum. Bu şekilde. Peki sosyal uygunluk denetçisi kimdir, ne yapar? Sosyal uygunluk denetçisi aslında bir noktada şöyle izah edebilirim. Güncel hayatımızda, özel hayatımızda kullanmış olduğumuz sosyal sorumluluk tarzında değerlendirme yapabiliriz. Güncel hayattaki ahlakımızın iş hayatına yansımasıdır sosyal uygunluk. Biz toplum içerisinde nasıl yaşıyorsak iş hayatında da bu şekilde yaşamayı dizayn etmeye çalışan bir görevliyiz. Öyle izah edebilirim. Sosyal uygunluk denetçiliği çalışma arkadaşlarımızın haklarının ödenip ödenmediği, çalışma koşullarının iyi olup olmadığını denetlemektir. Biz bunu Türkiye'nin bağlı olduğu bir kurum üzerinden yapmıyoruz. Yurt dışı markalarının bize göndermiş olduğu checklistler, bize göndermiş olduğu standartlar bazında yapıyoruz. Tabii bunun yanı sıra Türkiye'de olan Türk İş Kanunları, borçlandırma kanunları, bu kanunları ve ILO kanunlarını göz önünde bulundurarak denetleme yapıyoruz. Yani bir nevi çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bu bütün sektörlerde uygulanabiliyor. Ben ağırlıklı olarak tekstil sektöründe çalışıyorum. Fakat gıda, plastik tarzındaki sektörlerde de yine sosyal uygunluk denetçiliği yapabiliyoruz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Çalışan kesime hizmet veriyor musunuz gibi gözükse de aslında bu yaptığınız denetimler sonucunda çalışan kesimin olumlu sosyal koşullarda çalışması işverene de yansımıyor mu aslında kar payı olarak? Aslında aynen öyle. Bir firmanın kurumsallaşabilmesi için bütün konulmuş olan kanunları uygulaması gerekir. Ve kanunları uyguladığı takdirde de işveren zorda kalmaz. Örnek veriyorum, iş güvenliği kanunlarını uygularsa çalışanın can güvenliğini sağlamış olur. Bu onun bir kârıdır aslında. Keza çalışan haklarını tam ve eksiksiz bir şekilde verdiği zaman çalışan memnun olacaktır. Dolayısıyla daha motive şekilde çalışacaktır. Kaliteli bir iş ortaya çıkartmış olacaktır. İşverenin de faydasına. Bizim bulunduğumuz konum hem işçinin hem işverenin arasında bir adalet terazisi kurmak. Yani yapmış olduğumuz meslek çok kutsal olarak görüyorum. Hem işçiyi hem de işvereni bir üst kademeye taşıyoruz. Evet, çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Bir de danışmanlık yapıyorsunuz. Evet, şöyle freelance, peki, buyurun. Pardon, hangi hizmetlerde danışmanlık yapıyorsunuz? Onu da soracağım. Onlara da böyle kısa kısa değinirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Şöyle, danışmanlık kısmı da third party diye tabir ettiğimiz ya da markanın kendi denetçisinin gelmeden önce denetimlere uygun bir hale getiriyoruz. Bu nedir? Bazen işverenler bilinçli, bazen de bilinçsiz olarak hatalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu bilgileri ve edindiğimiz tecrübeleri işverene deklare ediyoruz ki denetim gelmeden önce hatasının farkına varabilsin ve kendini uygun bir hale getirebilsin. Bu konuda hem iş güvenliği, hem çevre mühendisliği hizmeti, hem insan kaynakları danışmanlığı hepsini totalde birlikte veriyorum. Çalışma ve ekip arkadaşlarımla beraber. Şu soruyu da sormak istiyorum. Bu işi yaparken hangi eğitimleri aldınız? Şöyle, bu işi herkes yapamaz çünkü. Aslında tabii CPI diye bir eğitimimiz var. Özel bir kurum tarafından verilen. Bu mesleğe ben insan kaynakları uzmanlığından geçiş yaptım. Temelde bütün kanunlara hakim olabilmek önemli ve yönetmelikleri sık sık takip edebilmek önemli bu mesleği icra edebilmek ki sık adına. Sık sık değişen.
Aynen öyle. Ve araştırmacı yönümüzün çok olması lazım ve dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında sosyal uygunluk denetçiliği ile alakalı ya da SA 8000 eğitimleriyle alakalı bütün kurslara gidip eğitimlerini almak, sertifikalandırmak aslında bu işin bir başlangıcı olabilir. Ben okuduğum bölümden bağımsız bir iş yapıyorum. Evet. Fakat bu eğitimleri aldıktan sonra ve uygulamada da çalışmayı sağladıktan sonra bu şekilde yapabilirler. Bu zamana kadar hangi hizmetleri verdiniz? Şöyle izah edebilirim. Hem çevre danışmanlığı hizmeti verdim, çevre denetimleri için. Kalite danışmanlığı, teknik danışmanlık ve sosyal uygunluk danışmanlığı. %90 ağırlıklı olarak sosyal uygunluk danışmanlığı veriyorum. Sosyal uygunluğun içerisine de az önce bahsetmiş olduğum gibi iş güvenliği hizmetleri, bizim yıllık olarak yenilememiz gereken bazı periyodik fenni muayenelerimiz var. Bununla alakalı makine mühendislerimiz tarafından uygulanmış olan muayeneler, onun dışında insan kaynakları, çalışanların özlük haklarıyla alakalı danışmanlık hizmetleri veriyorum. AFAD'la da çalışıyorsunuz. Evet, AFAD'la da çalışıyorum. 2018 yılından beri malum biliyorsunuz 6 Şubat Kahramanmaraş depremimiz söz konusu oldu. Orada da yaklaşık bir 10 gün kadar enkaz çalışmalarında görev aldık. Buradan herkese de tavsiyem, aslında çok fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Çünkü coğrafi konum olarak maalesef ki depreme ve yangına, hatta sel baskınlarına çok maruz kalan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu tarz çalışmalara gönüllü olarak dahil olmak çok önemli hepimiz için. Çünkü hepimizin başına gelebilir. Bu şekilde. Yangın eğitiminden de bahsettiniz. Tam evet. AFAD'ın üzerinde bu soruyu soracaktım. Evet. Haziran'a, ayına girdik. Temmuz'la birlikte geçen sene yaşanan büyük yangın felaketleri de oldu. Evet. Ne yazık ki ülkemizde de yaz aylarında büyük yangınlar oluyor. Maalesef. O konu hakkında da biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Normalde Türk İş Kanunlarına göre yılda bir bütün firmaların yangın tatbikatları yapması ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor. Olası bir acil durum ya da doğal afet durumunda acil müdahale etmek, önce çalışanların can güvenliğini, daha sonra da işverenin mal güvenliğini koruyabilmek adına. Fakat bizim çalışmış olduğumuz denetim sektöründe ILO kanunlarına göre bunu 6 ayda bir yenilemesi gerekiyor. Yılda 2 kereye tekabül ediyor. Ve ben çalıştığım, danışmanlık verdiğim firmalara ek olarak yangın eğitimi veriyorum. Bunun dışında da 6 ayda bir yangın tatbikatları yaptırarak çalışanları bilgilendiriyorum. Bunun yanı sıra sosyal uygunluk eğitimleri çok veriyorum ki çalışan, hepimiz için gerekli bu eğitimler. Hepimiz haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz günümüzün çoğunu iş hayatında geçiriyoruz. Sadece uyuma, yemek, bazen özel hayatımıza vakit bile ayıramıyoruz. Dolayısıyla mutlu bir ortamda çalışabilmek için insanın öncelikle kendi hakkını bilmesi ve daha sonrasında bunu arayabilmesi gerekiyor. Bu şekilde hizmetler veriyorum. Peki Fatıma Begüm, sizden hizmet almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Bana nasıl ulaşabilirler? Aslında sosyal mecralarımda cep numaralarımı paylaştım. Sosyal mecralarımdan ulaşabilirler. LinkedIn, Instagram, YouTube kanalım var. Oradan bana ulaşabilirler. Bu arada video sırasında alt bantta da Fatıma Hanım'ın bütün sosyal medya hesapları, iletişim bilgileri geçmektedir. O numaraları da lütfen not alın. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Her ne iş, herhangi bir mesleği yaparsak yapalım, her şeyin en güzelini ve severek yapalım. Çünkü hepimizin, bir temizlik görevlisinin dahi yapmış olduğu meslek o kadar kutsal ki. Tabii ki. Çünkü çevremizdeki pisliklerden arınıyoruz, doğamıza zarar vermiyoruz. Bir pet şişenin aslında yerden kaldırılması, bin yılda yok olacak olan o pet şişeyi kaldırmak ve geleceğimize de güzel bir dünya bırakmak demek. Hangi mesleği icra ediyor olursak olalım, mutlaka severek ve gerçekten çalışarak, hırslı bir şekilde yapalım. Bunları söylemek isterim. Peki çok teşekkürler ben programımıza teşekkür katıldığınız çok için. Çok sağ olun, nazik davetiniz evet. için. Ne demek, rica ederiz. Evet, bugün sosyal uygunluk denetçisi Fatıma Begüm Yalav'ı
programımızda konuk ettik. Bir başka programda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.